Sabah sirkeli veya limonlu su içersem yağ yakarım. Bu e, diyet hurafelerinin başında geliyor. Kalori hesabı bir diyetisyen olarak söylüyorum ki artık tarihe karışması gereken bir faktör. Bu tamamen ve tamamen bir hurafe, hatta benim sinirlerimin bozulduğu bir hurafe. Eyvah. Bizim kendi karaciğerimiz zaten günlük 2500 mg kolesterol üretiyor, kendisi üretiyor. Bir yumurtada ne kadar kolesterol var? Ortalama 180 mg kolesterol var. Karbonhidratlar konusunu biraz öcü haline getirdik. Karbonhidrat yersem kilo alırım mantığı şundan dolayı da yanlış. Spor yapıyorsam istediğimi yiyebilirim çünkü yemek yemek için spor yapıyorum. Eğer zayıflamak amaçlı, kilo kontrolü amaçlı spor yapıyorsanız şunu bilmeniz lazım. Diyet yapıyorum ama tartı asla değişmiyor. Diyet bende işe yaramıyor. Buradan e, özellikle kilo problemi olan, kilo vermek söylemek insanlara şunu söylemek istiyorum. E, hızlı bir ödeme atayım, şişkinliğimi atayım, bir sebze ağırlıklı beslenim diyorsanız maydanoz suyu içerek vücuttaki tüm toksin ve ödemi atabilirim. Kahvaltı günün en güzel öğünüdür. Ama kahvaltıyı biz yanlış yapıyoruz. Neden yanlış yapıyoruz? Ersin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Gökcan Hanım. Bugün sizle diyet hurafelerini konuşacağız. Hazır mısınız? Evet hazırım. Bugün diyet hurafelerini beraber çürütelim. Ee, sizi de böyle zariflikle, şıklıkla gördüğüm için çok mutluyum. Roz ailesine de teşekkür ederim. Ben de öyle. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz. İlk hurafemize başlıyorum. Sabah sirkeli veya limonlu su içersem yağ yakarım. Bu e, diyet hurafelerinin başında geliyor. Aslında yağ yakmak diye bir kavram da doğru bir kavram değil Gökcan Hanım. Öncelikle şöyle düşünmek lazım. Ben eğer zamanlı zamansız beslenirsem, insülin seviyemi çok fazla yükseltirsem yağ hücrelerim zamanla büyümeye ve genişlemeye başlar. Ve yağ hücrelerini büyüten asıl şey de aslında şeker fazlalıdır ve insülin fazlalıdır. Çünkü bizim, benim ya da sizin vücudumuzda şeker depomuz sadece 300 gram, 400 gram kadar sınırlı miktarda. E, glikojen deposu diyoruz biz bunlara ve bu şeker deposu dolduğu zaman da vücut daha fazla şekeri depolayamayacağı için trigliserit olarak yağlanma yapmaya başlar. Tri 3 demektir. 3 tane yağ asidi artı şeker molekülü bir araya gelmeye başlar ve e, yağın hacmi büyür, yağ, yağın kütlesi ve hacmi büyümeye başlar ve kilo alırız. Kilo verirken de tam tersine yağ küçülmeye başlar ve hacim olarak e, bu tuttuğu alan olarak küçülmeye başlar. Yani yağ yakma diye bir şey aslında bu anlamda yok bir. İkincisi ne tek başına limonlu su ne de tek başına sirkeli su yağ yakmak için yeterli değildir. Ama şu anlamda faydasını kullanabilir söyleyebiliriz. Sirkeli su, özellikle elma sirkesi malik asitten malik asit açısından yoğun olduğu için benim vücudumda Krebs döngüsü dediğimiz sağlıklı enerji üreten döngüler vardır ve mallik asit o döngüyü çeviren anahtarlardan bir tanesidir. Bu anlamda daha enerjik hissetmek, daha iyi bir şekilde kalori yakmaya dolaylı yoldan destek olur. Limonlu su da hem C vitamini kaynağıdır hem de mideyi geç terk ettiği için daha çok işlem gördüğü için de kişide tokluk hissi uyandırır. Hiçbir şekilde ikisi de bireysel tek başına yağ yakma diye bir olaya girmezler ama dolaylı yoldan kilo verme sürecine olumlu katkıları vardır. Direkt etken değillerdir. Kalori hesabıyla sağlıklı ve hızlı bir şekilde kilo verebilirim. Hayır bu da diyet hurafelerinden ve yanlışların başında geliyor Gökçen Hanım. Çünkü Kalori hesabı bir diyetisten olarak söylüyorum ki artık tarihe karışması gereken bir faktör. Düşünün bir margarin paketi de 1000 kalori olsun ya da diğer tarafta 1000 kalorilik bir zeytinyağı olsun elimde. İkisi de 1000 kalori olsun. Margarinle zeytinyağının ikisinin de vücuduma 1000 kalori olarak davranacağını düşünebiliyor musunuz? Hayır. Margarin o trans yağlarla 1000 kalorisiyle birlikte bana trans yağlarla beraber damar tıkanıklığı, kalp kalp krizi, organlara hasara uğratma yaparken 1000 kalorilik zeytinyağı, içindeki antioksidanlarla, polifenollerle ve e, yüksek orak değeriyle birlikte bana şifa olur. O yüzden bir diyetisyen olarak söylemek istiyorum ki kalori hesabının artık tarihe karışması gerekiyor. Kalori hesabından ziyade e, içerdiği fitokimyasallar, antioksidanlar, orak değerleri ve kalorisi ne kadar kaliteli, ne kadar ka kaliteli bir kalori alıyorum, buna odaklanmak lazım. O zaman e, sadece düşük kalorili beslenme herkese küle verdirmesi gerekirdi. O zaman şunu sormak istiyorum Gökcan Hanım. E, her kalori hesabı kişileri zayıflatsaydı ee, Avrupa'da obezitede de birinci, dünyada ilk beşe girmiş halde olur muyduk? Olmazdık. Demek ki iş sadece kalori hesabı yapmak değil. O yüzden sadece kalori hesabı, düşük kalorili besleniyorum demek size bir miktar yol aldırabilir ama uzun vadede e, çok bir e, etki sağlamaz. Diyetteyken karbonhidrat asla tüketmem çünkü kilo aldırır. Bunu çok sık duyuyoruz. Hem kendimiz e, söylüyoruz hem çevremizden duyuyoruz. Hatta bazı spor hocalarından da duyuyoruz bunları. Evet şimdi bu da doğru bir bilgi değil aslında Gökçen Hanım karbonhidratın nereden tükettiğine bağlı. Karbonhidratlar konusunu biraz öcü haline getirdik. Medya, yapılan reklamlar, çıkartılan bazı fikirler ve projeler karbonhidratları biraz bizim için öcü haline getirdi. Bir kere karbonhidrat yersem kilo alırım mantığı şundan dolayı da yanlış. Sadece protein içeren, sadece yağ içeren gıda yoktur. Bir maydanozu düşünün. Bir maydanoz bile içerisinde hem karbonhidrat hem protein barındırır. Eser miktarda, az miktarda yağ da barındırır. Bir ev yapımı yoğurt şifadır, probiyotik kaynağıdır. Karbonhidrat da barındırır, yağ da barındırır, protein de barındırır. O yüzden karbonhidrat yersem kilo alırım mantığı burada çürüyor. Ama hangi karbonhidrat? Bizim buna dikkat etmemiz lazım. Kaliteli karbonhidrat kaynakları. Neyi kastediyorum? Mevsiminde meyve, mevsiminde sebze, ev yapımı yoğurt, kuru baklagiller, nohut, mercimek giller, kuru baklagiller ve kuru meyveler. Bunlar şifadır. Bunları çok böyle miktarlarını abartmadıkça e, tüketmek size kilo aldırmaz. Pirinç yiyebilir miyiz diyet yaparken peki? Pirinç, hangi pirinç olduğu çok önemli Gökçen Hanım. Çünkü pirinç e, yapısı gereği e, sulak ortamda batak ortamda yetişir ve pirinç yapısı gereği ağır metalleri emmeye müsaittir. Yani civa, arsenik, kadmiyum, en çok kadmiyum ve arsenik kaynağı pirinçte vardır. O nedenle ben normal her yerde elinize kolayca ulaşabileceğiniz pirinçleri önermiyorum. Bunun yerine siyah pirinç, kepekli pirinç ya da basmati pirinci öneriyorum. Pirinci nasıl tükettiğimiz de çok önemli. Mümkün mertebe 1-1,5 saat boyunca önce güzel bir suda, ılık suda bekletme. Daha sonrasında mümkün mertebe pişirdikten sonra hızlı ve önden önden sıcak sıcak yemek yemek değil. Mümkünse önden yoğurdumuzu yedikten sonra, salatamızı yedikten sonra pirinç biraz dinlensin, biraz kendini salsın, biraz soğusun. Soğumuş yemekler, soğumuş nişastalı gıdalar kan şekerini çok daha yavaş yükseltir, çok daha sakin yükseltir. Saat 19'dan sonra su harici hiçbir şey yiyip içmemeliyim. Kısmen. kapatacağız yani. <laughs> doğru mudur bu? Evet kısmen doğru. Kısmen doğru. Buna katılıyorum. Neden katılıyorum Gökçe Hanım? Orada sadece su kısmına katılmıyorum. Onu da açıklamak isterim. Şimdi biz sırka diyen yaşayan varlıkları. Sırka ne demek? etrafında demek. Güneşin etrafında. Eğer ki benim e, gündüz güneşle birlikte yemek yemeye başlarsam e, sindirim enzimlerim çok çok daha iyi çalışır. Çok çok daha iyi sindirebilirim. Ancak akşam güneş battıktan sonra sindirim enzimlerimiz de çok daha e, ilginç bir şekilde azalmaya ve batmaya başlıyor. Yani vücut bana şunu söylemek istiyor. E, artık dükkanı kapat. Bana yemek verme. Çünkü ben gece uyku hormonları, kanseri yakalayan hormonlar, yarına hazırlık yapmam lazım. Diğer işlerle ilgilenmem lazım. O nedenle de evet akşam 19'dan sonra mümkün mertebe hatta 19 diye sınırlandırmamak da lazım. Kış aylarında 17'den sonra 18'den Aa. sonra ve tabii tabii güneş batmadan. <laughs> güneş 17 çok erken. Evet erken ama güneş batmadan asıl olması gereken budur. Yalnız şu kısmına katılmıyorum. Sadece su içmeliyim kısmına katılmıyorum. Akşam uyku düzenine destek olacak, stresimizin azalmasına fayda sağlayacak Alman papatyası, ıhlamur, melisa, lavanta, papatya gibi çaylar içilebilir. Alıç çayları içilebilir. Akşam bitki çayları ve e, su tercih edilebilir. Ama e, güneş battıktan sonra yemek yenilmemesi olayına katılıyorum. Özel hastalığı olan bireyler hariç. Spor yapıyorsam istediğimi yiyebilirim. Çünkü yemek yemek için spor yapıyorum. Bu en büyük yanlışlardan bir tanesi. Genelde insanlar şu handikapa düşüyor. E, Gökçen Hanım işte spor yapıyorum. Bugün çok kalori yaktım. İstediğimi yiyeyim. Bu çok yanlış bir şey. Spor da yapsak Belli bir metabolik sendroma metabolik esnekliğe ulaşmadan istediğimi yeri mantığına girmemiz çok doğru değil. O i̇stediğimi yiyeceksem o zaman niye spor yapıyorum? Spor yapacaksam niye istediğimi yiyorum? Yani tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı meselesine dönmüş oluyor. Öncelikle şunu söylemek isterim. Eğer zayıflamak amaçlı, kilo kontrolü amaçlı spor yapıyorsanız şunu bilmeniz lazım. Kilo vermenin %90'ı beslenmeden geçer, spordan değil. Ancak %10'luk bir kısmıyla da bunu destekleyebilirsiniz. Nasıl desteklersiniz? Ee, karın bölgesi çalıştırırsınız, ee, karın hareketleri yaparsınız, karın kaslarınız gelişir, sarkıntılar olmaz. Bu anlamda spor yapıyorsanız amenna. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Örnek veriyorum. Hamburger ya da yanına bir kola menüsü. Bugün e, gebe bir anneye de zararlı, bir çocuğa da zararlı, bir yetişkin insana da zararlı... Bu hamburger menüsü şey mi diyor kendi kendine? lan bu spor yapıyor. Ben buna zarar vermeyeyim mi diyor. Öyle bir şey yok tabii ki. Ona da aynı zararı veriyor. Bağırsak geçirgenliği yapar. E, hücresel anlamda hücresel anlamda hasar yaratır. Organlara yapışma özelliği gösterir. Spor da yapsanız, e, deli daralar gibi koşsanız da bunu e, aldığınız zararlı maddeyi telafi edemezsiniz. En baştan küçük bir örnek vereyim gökten Hanım. Trans yağ yani margarin bazı şeyler. Mitokondrilerimiz yani benim enerji santrallerim onu işleyemiyor. Ne kadar çok hamburger yerim, ne kadar çok spor yapıyorum diye fast food beslenirsem o kadar çok vücuduma trans yağ almış olurum. Sabaha kadar da spor yapsanız o trans yağı vücudunuzdan atamazsınız. O yüzden spor yapıyorum, istediğimi yiyeyim mantığı bu noktada çürümüş oluyor. Konu aslında sadece tartıdaki sayılar değil, vücudumuzun direnci ve sağlığı. Kesinlikle öyle. Peki bunu çok sık duyuyoruz. Diyet yapıyorum ama tartı asla değişmiyor. Diyet bende işe yaramıyor ya buna bir çözümünüz vardır sizin. <laughs> evet bunu danışanlarımda da çok fazla duyuyorum ara ara Gökçen Hanım. Birinci olarak şöyle ilginç bir şey söylemek isterim. Ben bir beslenme uzmanı olarak, diyetisyen olarak eve tartı sokmuyorum. Evde tartı kullanmıyorum. Neden? Çünkü tartı tamamen özellikle kadın bireyleri üzerinden bir e, psikolojik bir baskı bir e, al ver bir endüstrinin hizmet etmesi gereken bir şey. Eskiden standart tartılar vardı. Şimdi 30 bin liraya 40 bin liraya daha e, özel tartılar var. Bunlar bir pazarlama tuzağı. Bir kere e, şunu söylememiz lazım. Biz bu kiloları bir anda almadık. Bakın buradan e, özellikle kilo problemi olan, kilo vermek isteyen insanlara şunu söylemek istiyorum. Bir düşünün siz bu kiloları bir anda mı aldınız? Hayır, bir anda almadınız. Kilo alma süreci son 10 yılınızı, 15 yılınızı kapsar. Bu 10 yıl, 15 yıl içerisindeki vefatlar, üzüntüler, Travmalar, gece yemeleri, rafine ağırlıklı beslenme, karbonhidrat ağırlıklı beslenme, e, gerekli gereksiz her duygusal çöküşte yemeğe verme. Yani siz bunların bir totalini ve çıktısını yaşıyorsunuz. Bunu da geri çevirmek öyle 10 günde, 15 günde, 1 ayda olmaz. Genelde bu soruyu ben de çok alıyorum. O yüzden sabır etmek lazım. Süreklilik olması gerekiyor. Tartıdaki rakam yerine şuna odaklanın. Daha iyi uyuyor muyum? Daha dinç kalkıyor muyum? Alarm çalmadan kalkabiliyor muyum? Elbiselerim bollaşmaya başlıyor mu? Beni uzun vadede gören insanlar, belli araklarda gören insanlar ya sen zayıfladın mı, sen sıkılaştın mı, sana bir şeyler mi oluyor diyorlar mı? Gerçek belirteşler bunlardır. Tartıya takılmayın, tartı sizin kafanızı yemesin. Tek öğünle beslenirsem kilo veririm çok var çünkü artık bununla dönen. Beslenmesini tek öğüne indirgeyen kişiler çok fazla. Şimdi şöyle Gökçen Hanım, ee, kısmen doğru kısmen yanlış ama yanlışlığı daha ağır basan bir sistem. Tek öğün beslenmeyi biz genelde omat, kısaltılmış omat olarak söylüyoruz ama tek öğün beslenmeden bir kişinin kilo verebilmesi için ya da kilo verse bile sağlıklı bir şekilde kilo vermesi için birkaç kriter lazım. Bir, Vitamin eksiklikleri olmayacak. 2. Mineral eksiklikleri olmayacak. 3. Metabolik esneklik dediğimiz hormonal dengesi ve e, vücudu buna alışkın olması gerekiyor. Eğer bu vitamin eksikliği varsa, mineral eksikliği varsa, vücudu buna alışkın değilse, diyelim ki 1.70 boyunda 120 kilo bir insan düşünelim ve diyor ki ben kilo vereceğim. Yarın tek öğün beslenmeye başlıyorum. Bu o kişiyi çok ciddi krizlere hatta ölüme kadar götürebilir. Çünkü tek öğün beslenmede kişinin alması gereken vitamini, minerali tek öğünde alması biraz zor. Açık konuşmak gerekirse bu bir. İkincisi, çok uzun vadede yapılan tek öğün beslenmeler karaciğerde faz 1, faz 2, faz 3 dediğimiz evreler var. Bu faz 1, faz 2, faz 3 evrelerinde e, bozukluklar meydana getiriyor. Nasıl bir bozukluk? Şöyle düşünün Gökcan Hanım. iki tane kardeş bulaşık yıkıyorlar. Bir tanesi e, sabunluyor, diğeri duruluyor. Sabunlayan çok hızlı sabunlarsa durulayanın üzerinde birikme meydana gelir ve durulayan stres yaşamaya başlar. Aynı bu şekilde karaciğerin faz 1 evresini çok çalıştırır. Faz 2 evresi üzerinde ciddi anlamda stres oluşmaya başlar. Ama ne zaman tek yön beslenme yapabilirim? Ee, vitamin depolarım doluysa, D vitaminim 80'nin üzerinde, insülin seviyem sakin, e, B12'm çok güzel, 500'ün üzerinde, çinko depolarım dolu, magnezyum depolarım dolu. Bu tarz vitamin ve mineral eksikliğim yoksa ve hormonal bir bozukluk yoksa evet tek öğün beslenme yapılabilir. Özellikle kadın bireyleri ben tek öğün beslenme konusunda daha çok uyarmak istiyorum. Çünkü uzun süreli yapılan tek öğün beslenmeler hem karaciğer hasarı hem de aynı zamanda kadın bireylerde östrojen dengesizliklerine sebebiyet verebiliyor. O yüzden e, kişinin doktoruyla, diyetisyeniyle konuşarak, planlayarak benim sistemin buna uygun mu diyerek ilerlemesi çok daha doğru olur. Ben danışanlarımın 3. E, aralıklı oruç yaptırdıktan sonra 2. ayda veya 3. ayda tek öğün beslenme yaptırıyorum haftada bir gün sadece 2 gün 3 gün 4 gün yok. Evet sizin tavsiyenizi soracaktım ben de şimdi. Ne öneriyorsunuz? Evet. Yani? Tek öğün beslenme yapmak isteyenlere Gökçen Hanım önce vücudu hazırlamak amacıyla iki öğün beslenme ya da iki buçuk öğün beslenme iki ana öğün, bir ara öğün şeklinde ilerlenebilir. Birkaç aydan sonra vücut sistemi oturduktan ve vücut bu esnekliğe yağ yakma moduna geçtikten sonra haftada bir gün sadece haftada bir gün iki güne çıkartılabilir ama nasıl çıkartılacak? Peş peşe gelmemek koşuluyla. Yani pazartesi tek öğün yaptım, salı tek öğün yapmamam lazım. Çünkü 48 saati bulan tek öğün beslenmelerde, peş peşe gelen tek öğün beslenmelerde az önce Bahsetmiş olduğum o karaciğer evrelerindeki bozukluk yine meydana gelebilir. O yüzden hani haftada bir gün yeterlidir. Hem karaciğer yağlanmanız azalır, hem de daha güvenli bir yol olmuş olur. Komşum iyi bir diyetistine gidiyor. Onun listesini uygulayabilirim. <laughs> var mı böyle komşular? <laughs> böyle komşular çok, böyle komşular çok. Şimdi bu noktada kişinin ya da kişilerin böyle noktada yaptığı çok şey var. İşte ben bir danışanıma diyetini gönderiyorum. Danışanım çok güzel kilo veriyor. Uykusuzluğu geçiyor, depresyonu geçiyor, D vitamini yükseliyor. Sonra o komşusu da istiyor benim diyetimi. Onlar da yapmaya başlıyorlar. Şimdi buradaki handikap şöyle. Diyetisyen sistemini tam Kafamızda oturtmuyoruz ya da yanlış anlıyoruz. Şöyle söyleyeyim Gökçen Hanım. Bugün bir pastaneye gitseniz. ...parasını verseniz elinize bir pasta alırsınız... ...pastayla dönersiniz, onu keyifle yersiniz. Yani insanlar bir... E, ...maddiyat verdikleri zaman eline reel olarak... ...elinde gerçek bir şey görmek istiyorlar. Ama diyetisten konusuna, psikolog konusuna... ...fizyoterapist konusuna gelince... ...bu böyle olmuyor. Para veriyorum ama karşılığında bir liste gönderiyor ya... ...mantığı olduğu için de... ...hani komşumdan diyeti alayım, ondan diyeti sorayım... ...mantığı çok fazla olabiliyor. Bu doğru bir yaklaşım değil, herkes için doğru sonuçlar vermeyebilir. Çünkü ben örnek veriyorum... ...Ayşe Hanım'a özel bir program yazdım... Şimdi onun D vitamini mi eksik, İnsülin seviyesi mi yüksek, B12'si mi eksik örnek veriyorum. Demiri çok mu düşük, çok mu yüksek? Amerika'dan bir danışanım var. Yanlış bir işlem yapılmış. Demir deposu çıkmış 900'e ferritin deposu. Şimdi ben o kişiyi o kişiye e, demir kaynaklarını azaltmam lazım ve demir yemekli, demirli yiyeceklerin yanına yoğurt vermem lazım, çay içirmem lazım ki demir emilimi azalsın. E, ben bunu uygulayan Komşusu Emel Hanım bunu uygularsa ona da zarar vermiş olur. Yani bu bu kadar mantık. O yüzden kişiye özgü olması çok çok daha iyidir, çok çok daha güvenlidir. Diyet yaparken light ürünler yemeliyim. Ara öğünlerde light ürünler tüketmeliyim. Bu tamamen ve tamamen bir hurafe. Hatta benim sinirlerimin bozulduğu bir Eyvah. hurafe. <laughs> Kesinlikle öyle. <laughs> light ürünler, laktozsuz süt, yarım yağlı yoğurt, bunların hepsi ve hepsi hikaye. Bir A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini. Bu dört tane vitamin emilebilmesi için yağ ihtiyacı var. Yağ olması gerekiyor. Bunlar yağda erir ve yağda depolanan vitaminlerdir. Ben güneş görüyorum. D vitamini nereye gidiyor? D vitamini yağlı bölgelerime, derime, kollarıma, kaslarıma, bacaklarıma, karın bölgeme gidip orada depolanıyor. Ben yağsız ürün alıyorsam, light ürün alıyorsam bir kere İçerisinde D vitaminini, A vitaminini, K vitaminini, E vitaminini unutun. Bunları da alamazsınız. Bir. İkincisi bunlar light hale gelmek için e, ekstra fabrikasyon işlemi görürler. Ekstra katkı maddeleri e, görürler. Sen bir üründen yağı çıkartıyorsan onun yerine o dolguyu koymak için farklı bir şey koyman lazım. Ne koyacaksın? Şeker koyacaksın. Katkı maddesi koyacaksın. Renklendirici koyacaksın. Karbonhidrat oranını artıracaksın. Bunlar tamamen sağlığı bozmak için e, oyunlardır. Sosyal medya hesabında da, diyabetli diyetisyen habımda da bununla alakalı videolar çektim. İnsanlar izleyebilirler. Lahana diyeti yaparak Hızlı kilo verebilirim. Bir ara ne içildi bu lahana suları. Evet ne içildi lahana suları. Aslında lahana çok şifalı bir besin ama ben e, lahana diyetinden ziyade lahana turşusu öneriyorum. Hem en güzel, en güvenilir probiyotiktir ve prebiyotiktir. Ve aynı zamanda mide asidine çok destek olur. Bol bol evinizde turşu kurun, turşu yapın ama diyorum. Ama tuzlu. E, tuz Tuzdan yana sıkıntı yok. Yok tuz, mu? Tuz zararlı değil ki Gökçen Hanım. Hangi tuz tükettiğimiz çok önemli. Hemen lahanayı cevaplayayım. Tuza geliyorum. Şimdi lahana diyetinde evet kilo verirsiniz, evet şişkinliklerinizi, ödemlerinizi alır hızlı bir şekilde de kilo verirsiniz ama e, yeteri kadar beslenmeniz açısından doğru bir yöntem olmayabilir. Neden? et ürünlerini, et ürünlerindeki proteini yeteri kadar alamazsınız. Örnek veriyorum 70 kiloyum diyelim ki 70 kilo bir insanın ortalama 70 gram protein alması lazım. Lahana diyetiyle nasıl 70 gram protein alacaksınız? 100 gram lahana da 3-4 gram protein var. Nasıl 70 grama tamamlayacaksınız? Ortalama 4 kilo falan lahana yemeniz lazım gün içerisinde. Kim için mümkün bu? Bu bir. İkincisi yeteri kadar sağlıklı yağ alamazsınız. Çünkü lahana diyetini yapan insanlar aynı zamanda yağı da kısıtlamaya çalışan insanlar oluyor dur yağı da az koyayım çok az yağlı yaptım tarzında. O yüzden ben uzun vadeli önermiyorum ama e, böyle hızlı bir hızlı bir ödemi atayım, şişkinliğimi atayım bir sebze ağırlıklı besleneyim diyorsanız olabilir. Gene de tek başına yapmayın. Yanına biraz yumurtanızı kırın, biraz etinizi getirin yanına. Bol bol lahanayla beraber yiyebilirsiniz. Ben lahanayı lahana diyetinden ziyade turşusu olarak çok öneriyorum. Tuz konusuna da gelirsek Gökçen Hanım, tuzdan korkmayın. Tansiyonu yükselten şey tuz değildir. Tansiyonu yükselten şey şekerdir. Şeker tükettikçe şekeri dengelemeye çalışan onu düşürmeye çalışan insülin hormonu vücutta çok çok fazla bir şekilde salgılanmaya başlar ve insülin böbreklerdeki ve do dokulardaki aldosteron hormonunu da arttırmaya sebebiyet verir. Aldosteron hormonu da vücutta sodyumu tutar. Sodyum gitme ben seni tutmam lazım diye emir verir ve sodyum tutulduğu zaman da tansiyon yükselmeye başlar. Peki sodyumun tutulmasına sebep olan şey, aldosteron yükselmesine sebep olan şey ne olduğunu söyledim insülin yüksekliği yani eşittir şeker ve karbonhidrat tüketimi bir molekül e, tuz vücutta bir molekül su bağlarken bir bire birken bir molekül hamur işi bir molekül glutenli gıda vücutta 200 molekül su tutuyor 200 molekül e, ödem yapıyor şişkinlik yapıyor o yüzden daha şu ana kadar Tuzun tansiyonu yükselttiğine dair hiçbir bilimsel çalışma yok. Ama şekerin tansiyonu yükselttiğine dair, kanseri beslediğine dair çalışma, binlerce çalışma var. O yüzden tuzdan korkmayın. Sadece bembeyaz haline gelmiş, rafinasyon işlemi görmüş market tuzlarını önermiyorum. Kaya tuzu, Himalaya tuzu, mümkünse de iyotlu veya iyot ilaveli edilmiş tuzlardan hiçbir şekilde korkmayın. Konuşmuştuk, açılışı limonlu suyla yapmıştık ama şimdi bir de maydanoz suyu içerek vücuttaki tüm toksin ve ödemi atabilirim. <laughs> maydanoz suyu da var, o da çok <laughs> sık tüketilir. Sadece maydanoz bütün toksinleri atsaydı bu çoktan keşfedilmiş olurdu ve herkes şu an maydanoz yiyor olurdu. Bu tarz şeyler tamamen e, bilim dışı ve hurafe şeylerdir. Hatta ben bunu şöyle yorumluyorum. E, sosyal medyada re reklam yapmak, takipçi kasmak, ilgi çekmek adına da bu tarz şeyler maalesef ki yapılıyor. Hatta size şöyle söyleyeyim e, Gökçen Hanım. Biz gebe bireylerde, doğuma yaklaşan bireylerde maydanoz tüketimini kısıtlarız. Maydanoz rahim ağzını genişlettiği için düşüklere sebep olduğu için. hani O nedenle maydanoz çok kıymetli bir bitki. Ama suyuyla tüm toksinleri atarım. Mantığı çok doğru bir bitki değil. Ben maydanozu, dereotunu demet demet bol bol sabah kahvaltılarında tüketebilirsiniz. Yok tüm toksinleri atacağım diye suyunu kaynatayım, şu hale getirim, rendesini yapayım. Bunlar çok doğru yaklaşımlar değil. Bunlara inanmayın. Toksin atmak da öyle kolay değil. Önce sağlıklı beslenme, sağlıklı uyku, uyku ve düşünce sistemi. Çok kafaya takan bir insansam, çok karamsar bir insansam bu da toksine sebep olur. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. <laughs> evet. Gün en önemli öğünüdür. Ben buna katılıyorum. Ama kahvaltıyı ne zaman yaptığımız ve kahvaltının kalitesi çok önemli. Şimdi bir önceki akşam 7'den sonra hiçbir şey yemeyelim sorusuna bağlamak istiyorum. Biz güneşle yaşayan varlıklarız. Atalarımızı düşünelim. Milattan önceyi, mağaradan sabah güneşle birlikte çık, av avcılık yap, akşam mağaraya çekil. Yeme içme yeme içmek kesildi. Ertesi gün sabaha bekle. Aynı genlerle çalışıyoruz, aynı kodlarla çalışıyoruz bu anlamda. Kahvaltı günün en güzel öğünüdür. Ama kahvaltıyı biz yanlış yapıyoruz. Neden yanlış yapıyoruz? Kalkar kalkmaz kahvaltı yapılmak doğru bir şey değildir Gökçen Hanım. Çünkü gece 4'ten öğlen 10-11'lere kadar vücudumuzda kortizol salgısı artar. Kortizol bizi günü hazırlamaya çalışır. Kalkarsın, işe gideceksin, trafiğe takılacaksın. E, sevmediğin insanı göreceksin. Eyvah akrabanı gördün. Sevmediğin <laughs> bir akrabayı gördün derken o kortizol bizi günü hazırlamaya çalışır. Ve e, kortizolun yüksek olduğu saatlerde kan şekerini de yükseltmeye başlar. O saatlerde kahvaltı çok uygun değil. Bir ikincisi şu anki kahvaltılar maalesef ki simit, açma, poğaça bu tarz şeyler çok fazla servis edilmeye başlanıyor. Özellikle bankacı çalışanlarım da sabah işe yetişmek için bir poğaçayla açtım. Bunlar da çok yanlış şeyler. Sabah kahvaltıda eğer yeteri kadar sağlıklı yağ, tereyağı, zeytinyağı gibi şeyler ya da sade yağ gibi, ghee yağı gibi yumurtamı, zeytinimi, peynirimi, bol bol yeşillimi yersem hem ara öğüne ihtiyaç duydurmaz hem de akşam daha rahat daha hafif yememi sağlayabilir. Bu anlamda kahvaltıyı ben önemsiyorum ama e, diyetisyen bana illa 9'da kahvaltı yap dedi. Diyetisyen, doktor bana illa 8'de kahvaltı yap dedi. Bunlar doğru yaklaşımlar değil. Ben bir kişinin kahvaltı yapacağı saate karar vermemem lazım. Evet genelde diyet listede... Aralarında saatle olur. İşte 9-11 arası kahvaltı. Evet. Bu yanlış bir uygulama. Buradan da meslektaşlarıma seslenmek istiyorum. Ben ersinsem ve benim midem bana acıktığım sinyalini veriyorsa ben acıktığım zaman yemek yemem gerekiyor. Onda acıkıyorsam onda yemem gerekiyor. Öğlen 12'de acıkıyorsam 12'de yemem gerekiyor. Bunu bana bir doktorun, bir diyetisinin dikta etmesini ben doğru e, bulmuyorum. E, yumurta yersem kolesterolüm yükselir. Yükselir <gülüyor> mi? <gülüyor> yükselmez. En büyük kurafelerden bir tanesi. Yumurta yersek kolesterolümüz hiçbir şekilde yükselmez Gökçen Hanım. Ve ikinci olarak da e, kolesterol neden konuşuluyor? Kolesterol neden zararlıymış gibi aksettiriyor? Bırakın yükselsin. Kolesterol en faydalı şeylerden bir tanesi. Şimdi şöyle söylemek istiyorum Gökçen Hanım. Şu toplantıyı şu çekimi bile kolesterolüm olmazsa yapamazdık biliyor musunuz? Kolesterol bizim için o kadar faydalı bir şey. Bir kere ne diyoruz? D vitamini çok önemli. D vitamini çok önemli. Güneşlendim, ultraviyole B ışınları çarptı, kolesterol üretilecek. Ultraviyole B ışınlarıyla etkileşime giren ve D vitamini üreten kimdir biliyor musunuz? Kolesterol. Yemek yedim, yağlı bir yemek yedim, safra salgılanması lazım, pankreas salgılanması lazım. Safrayı salgılayan kimdir biliyor musunuz? Ön maddesi. Kolesterol. Yani kolesterol olmadan hayat olmaz zaten. Bu bir. Kolesterol karbon molekülü zaten. Bir ikincisi kolesterol karbon 21 molekülü. Erkeklik hormonu testosteron karbon 18 molekülü. E kadınlık hormonu, estrojen, estero karbon 19 molekülü. Yani her şey aslında kökenini kolesterolden alıyor. Bu bir. Kolesterol olmazsa beni erkek yapan, sizi kadın yapan o hormonlar bile salgılanmaz. O kadar önemli bizim için ama bu sorunun neden geldiğini biliyorum. Yıllarca insanlara kolesterol kötü, kolesterol kötü diye aksettirildiği için maalesef ki. Bir ikincisi soruya dönersek de bizim kendi karaciğerimiz zaten günlük 2500 mg kolesterol üretiyor. Kendisi üretiyor. Bir yumurtada ne kadar kolesterol var? Ortalama 180 mg kolesterol var. 2500 mg nerede? Vücudumun kendi ürettiği. 180 mg nerede? O zaman günde 10 yumurta yiyen, 12 yumurta yiyen bütün sporcuların, profesyonel sporcuların bir anda kolesterolden mezarı görmesi gerekiyordu. Bir yumurtada ortalama 180 mg kolesterol vardır. Kolesterol de bizim için çok faydalıdır. İstediğim kadar şekersiz çay ve kahve içebilirim diyet sürecinde. Şöyle çay ve kahve e, şeker sormak koşuluyla istediğimiz kadar içerim doğru bir yaklaşım değil. Kahveyi ve çayı ne zaman içeceğimiz, hangi saatlerde içeceğimiz, yemeklerle birlikte içip içmediğimiz çok önemli. Neyi kastetmeye çalışıyorum? Ee, gene kortizol konusuna bağlayacağım Gökcan Hanım. Benim ne dedim? Gece 4'ten öğlen 10-11'lere kadar kortizol beni güne hazırlamak için çalışıyor, yükselmeye başlıyor sabah saatlerinde. Ben sabah çok erken uyandığım gibi hemen bir kahve içeyim, hemen bir çay içeyim mantığı yaparsam Kahve içmeden ayılamayanlar, ayılamayanlar var. Bir şeyler söyleyin onlara ya. Evet, bir şeyler söyle. Bakın, kahve içemeden ayılamıyorsanız bilin ki kafein direnciniz var ve beyninizi blokajlamasınız artık. Onu da söylemek isterim. Sabah çok erken içilen kahveler vücutta kafein ve kortizol savaşı yapar. Savaşı başlar. Ayılmakla an... ilgisi var mı? Bu? Ayılmakla ilgisi var. Tabii ki ayılmakla ilgisi O zaman ilgisi gerçekten o. ayılamadığı için kahve içmek istiyor. Evet ama o ayılamama sebebi e, kahve içemediği için değil. Kendi bedeni bozulmuş olduğu için, hormonal dengesi alt üst olduğu için, gece iyi uyumadığı için ayılamıyor. Vitamin eksiklikleri olduğu için ayılamıyor. Ben sabah çok erken saatlerde kahve içtim. Kortizol de yükseliyor saatlerde kortizol ve kafeini savaş haline getirirsiniz ve savaşı kim kazanırsa kazansın ceremesini insan vücudu çeker bu bir. Kahveyi, çayı mümkün olduğu kadar e, on, e, sabah 10'dan sonra akşamda 4'e 5'e kadar hatta kahveyi 3'e kadar öneriyorum. Ve kahve de çay da siyah çayı kastediyorum. Yemeklerle birlikte içilmemesi lazım. Çünkü ben sabah kahvaltıda yumurta, zeytin, peynir, yeşillik tüketiyorum. O yumurtadaki alacağım demiri b 12 o alacağım C vitaminini siyah çay ve kahve kendine bağlıyor. Ve bağladığı zaman da vitamin eksikliklerini üretiyor. Zaten Türk halkının e, kadın bireylerde %80'inde maalesef ki demir eksik var. En büyük sebeplerden bir tanesi çok fazla çay kahve tüketimi. Bir ikincisi Güneş batmaya yakın, yani öğleden sonra 4-5-6 saatlerden sonra kahve önermiyorum. E, çünkü kafein kan dolaşımında Gökçen Hanım 6-7 saat kalabiliyor. Hemen metabolize olamıyor. Benim şu an içeceğim kahve ortalama olarak 6 saat benim kan dolaşımımda kalacak. Ve e, benim uykum nasıl gelir? Neden uykumuz gelir? Çünkü ATP dediğimiz enerji, enerjilerimiz depolanamaz. Her gün ATP üretmek zorundayım, her gün ATP üretmek zorundayım. ATP bittiği zaman... Vücut der ki benim artık uyumam lazım, uykuya gitmem lazım. Ve kafein e, beyindeki adenizm reseptörlerini yani uyku reseptörleriyle şu uyku, şu da yorgunluk. Bunun birbiriyle eşleşmesi lazım. Bu eşleşmenin arasına duvar oluyor, kenet koyuyor. İşte bu anlamda da gece geç saatlerde içilen kahveler hem stres seviyesini, kortizol seviyesini yükseltir. Hem de uyku reseptörlerinin önüne blokaj koyduğu için kişinin uykusu açılır. Gece uyumayan da gündüz uyuklamak zorunda kalır. İşte açılamıyorum der. Bunun sebebi de odur. O yüzden çay ve kahve şekersiz içiyorum diye sınırsız iç, içmeliyim mantığı çok doğru bir mantık değil. Burada saat yemeklerle birlikte olmaması ve miktar çok önemli. Günlük almamız gereken kafein miktarı 300 mg'ı geçmemesi lazım. Bir fincan Türk kahvesinde 75 mg kafein vardır. Bir su bardağı kadar e, filtre kahvede 200 mg kafein vardır. Neredeyse bir su bardağıyla hakkımı tamamlamış oluyorum. E, siyah çayda da var, yeşil çayda da var. Ve şu an Asıl pandemilerden bir tanesi kafein pandemisi. İnsanlar çok fazla kafein tüketimi yapıyor. Çok fazla kafein tüketimi yaparsan vücutta en başta magnezyum ve çinko depolarını boşaltır. Fazla kafein magnezyumu sömürür ve aynı zamanda kişide e, anksiyete, depresyon, stres, kaygı düzeylerini ve aritmi dediğimiz kalp çarpıntılarının, kalp hızının evet. artmasına Küçük sebebiyet var, verir. Sosyal medyada çok fazla magnezyum e, şeyleri görüyoruz, paylaşımları çok fazla dönüyor. Evet. Yeni yeni böyle değerini de anlamaya başladık gibi geliyor bana, bilmiyorum. Evet, evet. Magnezyum çok kıymetli. Vücutta 600 farklı olaya direkt veya dolaylı yoldan giriyor, katılıyor, kofaktör görevi görüyor. Mesela ben bir tip 1 diabetliyim e, Gökçen Hanım. Benim şekerim yükseldikçe, şeker seviyem yükseldikçe benim magnezyum tüketimim e, toplumdaki diğer bireylere göre 10-15 kat daha vücudum magnezyum tüketiyor. Su gibi tüketiyor. O yüzden şeker hastalarında daha çok kramp olur, daha çok sinirlilik hali olur. O sebebi de budur. Bir molekül şekeri hücreye sokmak için 30 molekül magnezyum kullanıyor. Ve şu an toplum hem çok şekerli besleniyor. Hem de çok çay kahve içiyor. Bunlarda dikkat edilmesi lazım. 300 mg kafein sınırını geçtiğiniz her gün vücudunuz ekstra ekstra magnezyum harcamaya devam eder. Çok teşekkür ederiz. Rica Çok değerli bilgiler öğrendik bugün sizden. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mı? Şimdi şöyle bir anıyla kapanış yapayım. Daha doğrusu bir hikayeyle. Tırtıl yaşamının son dönemlerine doğru Gökçen Hanım ağırlaşmaya başlar ve ölümünün geldiğini hissetmeye başlar. Ve tırtıl der ki ben galiba öleceğim. Ne günlük işlerimi yapabiliyorum ne eskisi gibi hareket edebiliyorum. Tırtıl kendi kafasından koza örmeye başlar. Bütün vücudunu kozaya hazırlar. Koza içerisinde kendini öldürecektir ve Tırtıl'ın kendini tamam, tamamen kozaya aldığı zaman Tırtıl'ın vücudunda v hücreleri dediğimiz umut hücreleri ve hayalci hücreler oluşmaya başlar. Yani der ki hayır sen ölme, ölmeyeceksin, ölmememiz lazım, umut etmemiz lazım, hayal kurmamız lazım. Tırtıl'ın kendi bağışıklık sistemi hayalci hücrelere, umut hücrelerine saldırı yapar. Der ki ben seni tanımıyorum, sen nereden çıktın ortaya bu hücreler kim diye. Bağışıklık sistemi onu tanımadığı için ona savaş açar. Tırtılın bağışıklık hücreleriyle hayalci ve umut hücreleri arasında savaş başlar. Ve çoğu tırtılda sabreden, emek veren çoğu tırtılda hayalci hücreler e, bağışıklık hücrelerini yener. Ve o tırtıl o kozadan çıkar kelebek olur. Bugün bizi dinleyecek herkese de ben birer tırtıl gibi görüyorum. Bu gıda oyunları konusunda umutlarımızı, hayallerimizi kaybetmememiz lazım. Gözümüzü açmamız lazım. E, daha kaliteli beslenmek, daha iyi yaşamak, daha iyi hastalıkların önlenmesi ilk başta beslenmeden geçer. Ve Önce stres. Ve stres, kesinlikle öyle. Önce bes Beslenmenizi düzenleyeceksiniz uykunuzu düzenleyeceksiniz o yüzden e, anneler babalar ve bütün izleyenler gözünü açsın o kelebeğe dönüşen tırtıl olsunlar